Bu nedir? Bu şu an Cumhuriyet Başsavcısının bana verdiği suç duyurumun bir ifademi, bir ifademde şu an... Durum şimdi gördüm, şüphelendirmiştim. Adli süreci başlattım. Yargıtay'a Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Öncelikle DNA testinin yapılmasını, DNA testinin sonucunu beklemek için suç duyurusunda bulundum. Şu an itibaren inceleme açısından, şu an Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına evrak gidecek. Gerekli DNA testinin örneklerini istedim. Örnekler çıktıktan sonra çocuğa her türlü zaten sahip çıkmaya hazırım. Peki. Sonuna kadar sahip çıkacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Maddi, manevi, her şekilde yapacağım. Ama öncelikle şunu da söylüyorum. Sorduğunda çocuğun babası nerede deyince sorunca kekeleme yaptı. Çocuğun babasını bilmiyorum İstanbul'da deyince zaten oradan yola çıktım. Sonra haberlerden sığınmışlar. Kaldırılmış. Kaldırılınca zaten olayın peşine düştüm. Söyleyeceğim. Bundan peki itibaren, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ayakkabı imalatçısıyım. Makineler olsun, bir şey olsun. Kendisi her şekilde ayakkabı teknisyeni, tam tamirini, hem eşit bir ustayım yani. Hanımefendi eşiniz mi oluyor? Eşim oluyor, doğrudur. Ne zaman tanıştınız? 2009 civarlarında bile tanıştım. Aha. 2010'da olmuyordu. 2010'da evlendik yani. Zaten bunun olarak da söylediğim gibi, eğer çocuksa zaten dedim ki, Yargıtay sonucunun en doğru sonucu adli tıp kurulu verecek. Şu an bekleyeceğiz. Boşandığınızda hamile miydi? Hamileydi. Hamileydi. Dediğimiz gibi adli tıp sürecini bekleyeceğiz. DNA testlerinin örnekleri çıkacak. DNA örnekleri çıktıktan sonra zaten ben teyzesine 1. sınıf şikayetçiyim. Yani hem vicdanen hem vatandaş olarak hem kendi oğluma, onun babası erkek çocuğuysa da o yüzden de çocuğa şiddet gösterdi. Ben eminim çocuk hiçbir şekilde ben DNA testini de istiyorum. Çünkü eziklik var mı, dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim yani. Bunun olarak hiçbir şekilde sonucu hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Ben burada devletime, büyüklerime de sesleniyorum. Her şekilde de benimse sahipleneceğim. Sakın da dönmesin. Baba nerede dedi? Babanın hiçbir suçu yok. Benim hiçbir haberim yok. Bundan haberim yok. Haberim olsaydı ben bu işin peşini bırakmazdım. Kayıp olduğunu bilseydim, benim çocuğum olsaydı ben çoktan bulmak için gerekli dünyaya ayak kaldırdım. Basınları bırak, evde uyutmazdım. Peki yani. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şu an duyurduğum suç duyurusu. Şu an DNA örneğinin. Ev sahibine oranın da videosunu atacağım da. Burak bir plan mı? Gördüm. Tekmenizi. Kıralım mı? Kırın tabii koyabilirsin. Aa, biri, içeride biri var. İçeride çocuk orada var. İçeride biri var. İçeride çocuk var ya. Oo. Nasıl çocuk var? Çocuk var içeride. Birisiyle bu... Çocuk. İçeride çocuk var içeride. Altını işemiş çocuk. Ay inanmıyorum. Kapat devam et. Ya, ne diyelim? Bizde de bir sürü şey yapıyoruz. Cam falan varsa açsın da ne olur? Hepsini açacağım abi. Zaten pencereden. O yüzden. Hadi onları gel. Bunlar poşet. Ben şimdi çözeceğim onu. Uzak o. Olduğunu tahmin ettiğimiz bir dil de bunlar. Ben şimdi çözeceğim onu.
uzak mı o? Olduğunu tahmin ettiğimiz bir dildir. Yok. İngiliz. Bir sürü ses profesyonelini de alıp açalım. Tamam korkma. Çırp gibi kalmış. Korkma. Evde niye çöp biriktirdiniz? Neden tuttunuz yerinizi evde?